Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz anaokulu öğretmeni ve usta öğretici Serap Aktemur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Serap Hanım? Teşekkür ederim. Davet için çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sizleri tanıyabilir miyiz? Neler Tabii. yapıyorsunuz? Neden bu sektörü seçtiniz? Tabii. Serap Aktemur, anaokulu öğretmeniyim, usta öğreticiyim. Mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladım, öğretmenlik yaptım ve 14 yıl eğitim köklü okullarda öğretmenlik gerçekleştirdim. Bilim okullarında çalıştım. Çok iyi hocalarla da eğitimler aldım. 3-6 yaş alalım. Aslında şöyle okumayı, araştırmayı, sanat etkinliklerini çok seviyorum ve bölümüme de çok faydası var. Açıkçası bir anaokulu öğretmeninin de çok yönlü olması gerekiyor ve o şekilde ilerliyorum. Bir mesleğimi çok seviyorum. Çok güzel. Peki okul öncesi çocuklar üzerinde oyunun önemi nedir? Aileler oyuncak seçiminde nelere dikkat etmeli? Tabii. Şimdi şöyle aslında benim en çok üstüne durduğum konulardan biri bu Hı. oyun. Çünkü çocuk oyun oynamayı bilmeli ve şöyle söyleyebilirim. Çocuk, mutlu çocuk, oyun oynayan çocuktur. Biz aileler olarak şunu göz ardı ediyoruz hep. Hep oyuncak alıyoruz ama onlara rehberlik etmiyoruz. Rehberlik etmediğimiz için de şey düşünüyoruz. Çocuğun bu oyuncağa ilgi duymadığı ya da oynamıyor, çabuk sıkılıyor. Şöyle örneklendirme yapmam gerekirse mesela bir Lego aldık diyelim. Ben çünkü hep şöyle söylüyorum. Bir çocuk için yani oyuncak hakkı olsa tercihim Lego olur. Hı. Çok seviyorum ve çok yaratıcı da buluyorum. Şimdi orada oturup rehberlik etmemiz gerekiyor. Yani çocuk bunu tercih edebilir, bu oyuncağı seçebilir ama biz alacağız, Lego'yu tanıtacağız, işte oynama şekillerini öğreteceğiz ve ondan sonra inanın çocuk oyun oynamayı da biliyor, mutlu da oluyor. Aslında çok zor bir şey değil. Yani anne babaların tek yapması gereken şey oyunun içinde Hı olmaları. hı. 15 dakika olur, 20 dakika olur, 30 dakika olur. Çocukların tek istediği bu. Onlarla iç içe olmak istiyor anne babalarıyla ve birçok anlamda da katkı sağlıyor. Aslına bakarsak çocuklarda yapılan terapilerde de oyun terapilerinin olmasının sebebi de bu değil mi Evet temelde? kesinlikle. Şimdi çok çoğaldı. Günümüzde bunun Evet. önemi çok arttı. Anne babalar çok bilinçli. Bu da güzel bir şey. Bunun bilincine vardılar. Çünkü o kadar faydası var ki oyunun. Oyunla duygularını dile getiriyor. Oyunla sosyal çevresi gelişiyor. Oyunla özgüveni Hı oluyor. hı. Onun önemini çok fazla kavramaya başladı anne babalar. Çünkü bizler eskiyi unutalım diyorum. Milenyum çocukları yetiştiriyoruz. 2000'li çocuklar Hı. yetiştiriyoruz. Ve öğrenmeye o kadar çok açık çocuklar ki verin diyor. Yani sunun bize diyorlar her anlamda. O yüzden bizler her şekilde sunmalıyız. Ama tercihleri onlara Hı bırakmalıyız. hı. Bu ne olursa olsun. Yani oyuncak seçiminde de puzzle olur, Lego olur, kitap olur. Onu biz sunacağız çocuklara ve onlar tercihlerini bir şekilde gerçekleştirecek. Bizler onlara rehberlik edeceğiz. Harika. Peki okul öncesinin önemi ve gelişim alanları hakkında neler söylemek Evet, istersiniz? şimdi mesela bizim okul öncesi gelişim alanlarımız var. Bunlar neler? Sosyo duygusal alan, Hı. öz bakım becerileri, bilişsel alan, dil gelişimi, psikomotor, kaba ince motor dediğimiz. Sosyo duygusal alan aslında çocuğu hayata hazırlayan bir alan ve çok kıymetli bir alan. Biz öğretmenler olarak bunun üstte çok duruyoruz ve velilere bu da bunu anlatıyoruz. Çünkü günümüzde akran zorbalığı çok arttı. Evet, maalesef. O yüzden sosyal duygusal anlamda işte burada devreye giriyor ve çocuklarımızı bu alanda geliştirmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Kendini rahat ifade etme. Özgüvenli olması Hı için hı. bu birinci şartımız. Kendini rahat ifade edecek, duygularını dile getirecek. Mutlu olabilir, mutsuz olabilir, kaygılı olabilir, üzgün olabilir, korkmuş olabilir ama ne yaşarsa yaşasın bizlerle duygularını hep paylaşmalı çocuklar. Ve bu şekilde de anne babalarından bir şey saklamadığını bildikleri için de ileride ne oluyor? Daha başarılı ve daha mücadele edebiliyorlar bununla. Hani en azından anlatabiliyorlar. Hı. Anlatamadıkları için çocuklar zaten bu zorbalığı maalesef ki görüyor. O yüzden sosyal duygusal anlamda bu yüzden çok kıymetli bunun için. Okul öncesi alanların önemi bu yüzden çok önemli. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Okul öncesi bizim çocuğu hayata hazırladığımız bir Hı dönem. hı. Aslında böyle başlıyor. 0-6 yaş deriz ama 3-6 yaş çok kıymetlidir her anlamda. Ve biz eğitim serüvenine 3-6 yaşla birlikte başlıyoruz. Hep söylüyorum çocuğun yeri okuldur. Bizler anne babayız. Onların arkadaşı değiliz. Çocuklar akranlarını istiyor. Çocuk çocuğu istiyor. Çocuk oyun istiyor. O yüzden de okul öncesinin önemi çok büyük. Buna dikkat etmek gerekiyor. Hı.
Harika. Peki çocuğun gelişiminde babanın önemi veya rolü nedir? Biz genelde hep bu rolü annelere yüklüyoruz ama. Evet. Evet, çok haklısınız. Şimdi şöyle, çocuk doğduğundan itibaren güveni anneden alıyor. Ama aslında baba da en büyük faktör. Aslında babadan çok ihtiyaç duyuyor bunu. O yüzden ben hep şey diyorum, Allah rahmet eylesin Doğan Cüceloğlu bu konuda hep şöyle derdi. Biz bilinci, biz eş olsun, karı koca olduğumuzda da hep der biz bilincini göz ardı etmeyelim. Çocukta da öyle. Anne baba olarak biz bilincini oturtmamız gerekiyor. Yani babanın önemi o kadar büyük ki 4 yaş itibariyle birlikte babanın çocuğun dünyasında tamamen olması gerekiyor. Çünkü özgüveni daha çok artıyor. Sosyal aktiviteleri daha çok ilgi alanı oluyor. O yüzden hayatı hazırlıyor baba aslında. O yüzden biz babalara şey diyoruz. Yani içinde olun artık. Sadece anne değil, biz bilinciyle anne baba olarak hareket etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Peki son olarak izleyicilere hatta anne babalara diyelim neler söylemek istersiniz? Şöyle söylemek isterim. Çocuklarımız çok değerli. Çok kıymetli. Onları önemseyelim, onlara değer verelim, değerli olduğunu hatırlatalım. Bunu mutlaka hatırlatalım. Çünkü biz hatırlatacağız ki etrafındaki insanlar da arkadaşları olsun, çevresi olsun, bu bilincinde olsun. Ben değerliğimi her zaman biz anne baba olarak vermeliyiz çocuklarımıza. Çocuk da bunu hissettikten sonra daha başarılı oluyor. Çünkü çocuklarımız çok kıymetli. Ellerinden tutalım, onlara değer verelim. Pekala, çok teşekkür ediyorum Serap Hanım katıldığınız için ve verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim bu güzel davetiniz için. Teşekkür Başarılar ederim. diliyorum. Görüşmek Çok üzere. nazik. Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz anaokulu öğretmeni ve usta öğretici Serap Aktemur'du. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşça kalın.